Herkese selamlar arkadaşlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Bugün karşımızda Faruk Furkan Akıncı var. Ben katılmıyorum bu konuda sana. Muhtemelen en az izlenen videolarından bir tanesi yok, olacak. Yok. Hiç belli olmaz o. Şimdi aslında Faruk Oyun Gezer'deki yazılarından çok uzun zaman yazılar yazdı. Oradan tanıyor olabilirsin. Sonra ama kameranın arkasına geçti diyelim. Birazdan medyada içerik üretmenin arkasına geçtin. Daha böyle organizasyon, daha proje yönetimi, proje oluşturma gibi işler yaptı uzun süre. Şimdi burada aslında Sinanlarla berabersin. Evet. Ben her buraya Onur'la geldiğimde, gittiğimde, sen gerçi Onur görmüyorsun, yetişemiyorsun da. Bir türlü denk gelemedik Onur'la. Denk gelemiyorsun, evet. Ama ben her gördüğümde Faruk, ya bir şey çekelim, bir şey yapalım derken birden ışık yandı. Dedim lan bizim övelim serimiz var. Herif de Metal Gear Solid manyağı. Evet. Ondan sonra evet. Kojima manyağı. Yani evet. Kojima'yı bir fuarda stalk eden adam, zorla giden bulan falan adam. Evet. Ondan sonra o yüzden evet. Hani senden daha iyi Metal Gear'ı övelim diye konuşabileceğimiz herhalde. Bir de Tuna vardır, Panda vardır. O da biraz önce buradaydı. O da biraz önce buradaydı. Keşke olsa da beraber övmüş anı sağlar. Onun da işi vardı gitti. Evet abi, önce şunu söyleyeyim. Neden ya? Metal Gear Solid'i ya da ilk oyunu oynadığında kaç yaşındaydın mesela? Ondan başlayalım. Sonra 15 ya da 16. Bu MGS'nin bu kadar çok sevilmesinin, bu kadar yıllardır hep mesela en iyi oyunlar sayıldığında hep MGS mutlaka seri olarak ilk ondadır yani. Doğru. Mutlaka. Kojima bir başka sevilir. Evet. Kojima'nın ağzından çıkan herkes böyle bir dinler, kanundur yani. Evet. Herif bir şey dedi mi? Acaba ne demek istedi falan. Bir de öyle bir durum var. Acaba ne demek istedi yani. Tabii, herif böyle altında manyak. Bir şey mi gizli bunun falan. Yani. 15 yaşındaydım ilk. Aha. Zannediyorum işte 98 senesiydi. Yani. Metal Gear tanıştığım zaman enteresan bir hikayesi var. Kısaca bahsedeyim. Çünkü o yıllarda hardcore bir PC'ciydim ben. Aha. Donanım dünyasını yakından takip ediyorum. İşte 3D kartlar hayatımıza girmiş falan filan gibisinden. Ama baktım benim öğrenci bütçemle bir de ilk 3D kartımı almak için bilgisayarcı teknik servis olarak çalıştım ben. Yaklaşık bir sene, bir buçuk sene. O zaman böyle bir Diamond Monster 3D kart, yanlış hatırlamıyorum, 180 dolarla 300 dolar arasında değişiyordu fiyatları. Hı-hı. Korkunç fiyatlardı. Yani bizim öğrenci halimizde karşılamamız mümkün değil. En sevdiğim oyun da o yıllarda Rainbow Six, daha yeni çıkmış. Hı-hı. Ya biz şeye alışıyoruz işte, hani milleti kurşun zehirlenmesinden öldürdüğümüz first person oyunlarına Quake'tir, Doom'dur falan. Evet, hızlı. Hızlı oynanan. Tamam, şimdi strateji. Rainbow Six'te bir şey çıkıyor. Tek kurşunla ölüyorsun, önden planlıyorsun falan. Aklımız gitti tabii o senelerde. Bilen bilir, hatırlayan Rock Spear diye yeni versiyon çıktığı zaman Rainbow Six'in, benim bilgisayarım onu çalıştırmadı. Yani 3D kart olmasına rağmen bir şekilde fotoğraf kalitesi, yani ne yapayım yani oyun oynamam lazım ama artık hani donanım dünyasına para yetiştirmeye param yetmiyor. Onu gittim 98 senesinde işte bir tane şey aldım. PlayStation aldım ikinci. Ya bir konsol dünyasıyla yani konsol dünyasında muhtemelen işte Atari 1200'lerde falan böyle, neydi onların adı abi, sen Atari 2008 miydi? Böyle bir versiyonu vardı. Neyse Atari orada 2600 galiba. 2000, pardon, bravo. 2600 neslinde bırakmışsın. Arada bir boşluk var. PC. PlayStation, 98 PlayStation için geç bir sene tanışmak için, ama teknolojisi itibariyle. Fakat benim tanıştığım, o sene tanıştığım oyunlar işte hani Final Fantasy 6, 7, sonra Silent Hill ve Metal Gear. Metal Gear. Ben onları, bu oyun tipleriyle tanıştıktan sonra uzunca bir süre PC'den uzak kaldım. Çünkü nihayetinde PC'de de tamam, oynanabilirlik ve yeni oynanabilirlik öğeleri çok önemli, işte Rainbow Six'in FPS'ye kattığı öğeler gibi, ama bir de hikaye yüzünden oynuyorsun yani o senelerde. Hala benim için öyle gerçi, ama oyun önemi motivasyonu deyince Sanitarium halen PC dünyasında en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Böyle bir iş yaptım. PlayStation'ın tabii teknik özellikleri sınırlı ve kısıtlı olduğu için Final Fantasy, Silent Hill, işte nihayetinde Metal Gear gibi oyunlar hikaye anlatımını ve hikaye anlatım tekniklerini çok ön plana çıkartan oyunlar olarak benim inanılmaz kalbimi çaldı bir kere. Tabii bunların yanında, bu tip oyunların üzerinde benim için her zaman Metal Gear Solid. İlk Metal Gear Solid. İlk derken biliyorsun, hani MSX'e çıkan
80'lerin başında Metal Gear ve Metal Gear 2 Solid Snake oyunları var. Bunlardan bahsetmiyorum. Tabii, sonra Solid oldu. Evet. Metal Gear'in sonunda Solid eklenip asıl büyük patlamasını 98 yılında PlayStation platformunda gerçekleştiriyor. Şuna katılır mısın abi? Metal Gear Solid, yani ilk oyun için, Metal Gear Solid için birçok insan gelmiş geçmiş en iyi hikayeli oyunlar. Katılabilirim. Yani ilk üçe sokan çok fazla insan var. Metal Gear Solid'i ilkini. Yani sence senin mesela bütün bu Metal Gear serisinde en sevdiğin hikaye olarak hangisidir? 3. 3 Metal Gear Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Yani kronolojik olarak hikayenin en başını anlatır. Aslında orijin hikayesidir Metal Gear 3. Fakat Metal Gear Solid hikayesi evet çok güzeldir ama yani süper, aman yarabbim, müthiş bir yazım mahareti vardı dersin ama önemli olan onu anlatım tekniği orada. Evet. Yani bir sahnede drama yaratma. Ki aslında o tarihlerde bu çok fazla görünen bir şey değil. Doğru. Hani belki bunu söyleyen insanlar da şunu o tarih için söylüyordur. Yani doğru. 90'ların sonunda böylesine bir oyun anlatma, oyun içeriği, böyle bir hikaye pek karşılaşan bir şey değil. İşte Quake dedin, Doom dedin. Hı. Bir paragraf altta bir işte Mars'tasın, adam geliyor öldür şeklinde anlatılan oyunlarda mesela ilk kez Half-Life ile ulan bu ne anlatıyor? Muazzam bir hikayesi var arkada, aşağı indik gittik falan filan derken o dönem içerisinde Metal Gear Solid böyle cutscene'leriyle, böyle acayip karakterleriyle, karakterler arasındaki diyaloglarla, işte o telsiz konuşmalarıyla falan, yani o zaman pek görmediğimiz, pek görmeye alışık olmadığımız bir şeyi zart diye soktu. Tabii bir de dördüncü duvarı çok sever. Onu ilk defa görüyorsun. 16 yaşında kendimden bahsedeyim. Yani iki tane sahne söylüyor. İkisi de Psycho Mantis adlı super villain oyunun kötü karakterinden bir tanesi. Mahareti mesela beni ilk defa başıma geldi. Yani kötü karakterlerin motivasyonuyla sana anlatıp onlarla empati kuruyorsun. Yani boş kötü karakter değil. Yani genelde oyunlara kadar şeye alışmışsın. Çizgi romansı kötü karakterler. Tabii. Daha karton böyle. Yani orada amacı ne belli değil. Kötü. Kötü falan. falan aynen. Oradan geri dönüp şeye geliyorsun. Yani ya burada kahraman kim belli değil. Hani iyi kim kötü kim bir karışıyor birbirine falan. O kısımlarda yani sana kötü adam sevdiriyor bir yerde. İlk defa tattığımız şeyler bunlar. Lezzetler. Ama iki tane önemli nokta var benim için. Bir tanesi Psycho Mantis ile yüzleştiğin sahnede hafıza kartını okuması. İlk. Şimdi bunları Hideo Kojima bildiğim kadarıyla deneyen ilk oyun tasarımcısı. Senin eğer Konami oyunlarıyla alakalı bir kayıt dosyan varsa hafıza kartının içerisinde, atıyorum International Superstar, sonradan şeye dönüşen, PES'e dönüşen oyun okuyor bunu. Yani senin işte galibiyetin, yenilgin, beraberlikle falan söyleyebiliyor. İşte varsa şey Konami tarafından yayınlanmış bir oyun bununla alakalı ve oyunu nasıl oynadığınla alakalı kaç tane save dosyan var, kayıt dosyan, kaç defa ölmüşsün falan diye bak diyor, çok diyor dikkatlisin sen böyle de, dikkat senin hayatın çok önemli falan gibi cümleler kuruyor sana, sen böyle 16 yaşında ergensin tamam, çatbat İngilizcem var ama bir de benim yan sanayiydi hafıza kartı. O zaman onu da gördü mü? Hafıza kartlarının içinde şey olmaz üzerinde. Yani dijital bir gösterge olmaz. İşte bizim zamanımızdaki havalı yan sanayi ürünleri öyleydi. Şimdi böyle rengarenk klavyeler falan var ya. Üzerinde bir dijital gösterge var hafıza kartının. Kaç boş veya dolu slot olduğunu gösteriyor sana. Ya şimdi Psycho Mantis diyor ki sana, şimdi diyor senin geçmişini okuyacağım falan. Pat benim o dijital gösterge böyle flick yanmaya başlıyor. Lan ne oluyoruz falan diyorsun, tamam, öyle bir donuyorsun. Bir de şey muhabbeti. Senin işte hareketlerini okuyorum ben. Hakikaten yani ateş ediyorsun adama, bir şey yapıyorsun, kaçıyor. Mümkün değil tutturmak. Oynayan bilir veya izleyen. Meğerse kontrol portunu birinden alıp ikiye takıyorsun ki adam işte Psycho okuyamasın senin hareketleri. Ondan sonra gerçekten şimdi bu gibi öğeler, unsurlar ilk kez görüyorsun ve seni çok başka şekillerde o hikayenin içerisine dahil ediyor. Bir örnek daha vereyim. İşte bir yerde Revolver Ocelot Snake'e işkence yapıyor konuşturmak için. Evet. Orada tuşlara çok seri halde basıp
dayanman gerekiyor. Yani Snake'le beraber sen de açıkçası. Çünkü gerçekten sen de zor. İşkence çekiyorsun. Çekiyorsun orada. Ve turbo modlu gamepad'ler vardı o zaman ve oyun onu anlardı. Hı. Takamazdın turbo moduna. İlla buna basacaksın manuel olarak yani. Çok seri halde veya periyodik basan anlıyordu ha sen. O zaman hatırlıyorum ben onu. Ölüyordu sonra. Bayağı Snake. Zorlanmıştım orada. Bayağı klavyeyi zorluydu. Kırmıştım yani. şimdi klavyede ben bu arada PC'de şeyden, oynadım. PC'de oynadım. PlayStation sonra. Versiyonunda şöyle bir sahne var. Snake hücreye kapatılıyor işkenceden sonra. Paramedikle konuşuyor ya yukarıda. Diyor ki iyi misin diyor paramedik Snake. Snake işte iyiyim ama diyor biraz diyor bileğim ağrıyor falan. Lan bilek ne alaka falan diyorsun. Sen diyor tut diyor gamepad'i şeye bileğine. Sana biraz masaj yapayım falan. Sana hani ağrıyan çok zorlandın ya bilekten oralara işte doğal şokun titreşimiyle masaj yaptırıyor. Bunları düşünen adam. Adam bir yani. Dipnot daha ekleyeyim son bununla sonra. Alakalı. O yıllarda sadece doğal şok titreşimi için ekstradan adam çalıştıran tek kişidir Hideo Kojima. İşte nabız attığı zaman içeriden atsın. Psycho Mantis bir şey yaparken hasar alırken çok şey yapsın falan hatırlarsın. Yere koy evet. Derdi. Titreteceğim derdi. Yani yere koyduğunda kaldırırdı böyle o titreşimle. İşte doğal şok artist miydi? Yanlış hatırlıyorum. Title şok şaşırmıştım ben. Sadece onun titreşimi. Adamın işi o. İşi o. Bravo ya. Kojima abi bu. İşte ne olacağı belli evet, olmaz yok, bu adamın. Nereden kafadan ne çıkacağı belli kesinlikle. Olmaz. Biraz egoistik kısmı var. Yani o kısımlarında da hafif böyle ya var bu evet. Kadar da olmasa falan dediğim anlar oluyor ama yani adam da bu kadar insanın kalbine dokunmuş bir insan bu kadar obsesif. Da yani öyle bir adam olsam benim götüm daha kalkık olurdu. Şimdi ya açık açık konuşayım yani. Yani ben tanışma şansına eriştim işte Kojima'yla da yani bana o kadar şey gelmedi. Aha. Böyle ukala efendim ben öyle adamlar çok tanıdığım için o psikolojiyi tartabiliyorum az çok. Yani falan lan böyle olur lan bu işler falan aha. Tipi adamla değil çok var etrafımızda ama sanki onlardan biri gibi gelmedi bana. Yani yapmış tabii ki sahiplenecek. Yani adam senin uzmanlık alanın Yüzüklerin Efendisi külliyat olarak yani Sinan'ın çok güzel bir tabiri vardı abi. Tolkien için bu evren, Yüzüklerin Efendisi evreni neyse Kojima için de Metal Gear evreni bu aslında. Evet, yani adım adım, ilmek ilmek, nakış gibi ilk başta sana tutarsız gelen çoğu şeyin bile sonradan birbirine bağlandığı, ilmiklendiği bir evrenden bahsediyoruz. Peki hiç karıştığı ki, yer olmadı mı abi? Olur, olmaz yani, mı? Yani bayağı kafaların karıştığı anlar... Çok, patatese döndüğümüz çok an oldu. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben oyunları çıktığı yıl hemen çıktığı gibi oynamış biri insanım. Tamam? Yani işte 98 Metal Gear Solid, işte 2001 2 Sons of Liberty, işte 2003 Snake Eater falan, hı. 2007 Guns of Patriots diye... Yani çıktığı gündem olduğu zamanlarda oynayarak gittim. Böyle oynadığın zaman yani içinde bulunduğun konjonktüre göre bir şey oluşturuyor Hideo Kojima. Bir gerçeklik oluşturuyor. Aslında bence oyunun gerçekten tadını çıkarmış olmak için çıktığı zamanlarda oynamış olmak lazım. Ha yani dönüp tekrar sen yıllar önceki oyunu ilk defa oynayacaksan kesinlikle değerini ve etkisini düşürmez. Aha. Mesela şöyle bir örnek vereyim senin söylediğine. 90 bir spoilerlarımız olacak burada. Evet, oynamamış olan varsa uyaralım. Mecburen. 98 yılında çıkan oyundaki yani Metal Gear Solid ilk patlamasını yapan oyundaki Shadow Moses Island'da geçiyor. Aha. Bu yanlış hatırlamıyorum Bering Boğazı'nda yani Kanada ve Rusya'ya birbirine bağlayan Bering Boğazı'nda Birleşik Devletler'le şeyi aha. Bağlayan ufak bir ada bunun üzerinde bir silah fabrikası var. Burada geçiyor ilk oyun. Sen dönüp 10 yıl sonra serinin 4. bölümünde buraya gidiyorsun. Ya sana bir öyle bir nostalji yaptırıyor ki orada. Eski oyunun diyalogları giriyor arkadan. O zaman hatta bir ara sanki ona mı dönüyordu öyle bir şey vardı sanki. Kamera aynı onun gibi oluyor falan. Oluyor. Değil oluyor. Mi? Hatta bir hatırlatma için. Third Person'dan yukarı çıkıyor falan kamera. Tabii yani Old Snake yaşlanmış artık. Evet. Oyunda Shadow Moses'a doğru uçakta giderken bir chapter kapanıp bir chapter açılıyor ama... Bir uyanıyor, ya da uyanmıyor pardon, bir geçiş yapıyor chapter'a, yeni chapter'a. Sen ilk oyunda uyanıyor, şey yapıyorsun bir anda. Evet. İlk oyunun grafiklerine evet, dönmüş. Ondan sonra bir çat diye bir rüyadan uyanıyor şey. Ondan sonra Shadow Moses'a giderken tabii oraya şey görüyorsun artık paslanmış evet. Her yer, dökülüyor ortalık falan filan. Arkadan müzikler, eski de yok daha falan. Adam seni alıyor abi, lise dönemine gönderdi şimdi. Yani
o zaman Level dergisindeyim işte. Oyunu inceleyeceğim. Guns of the Patriots'ı. Ofiste oynuyor. Gittim abi, liseye gittim bir anda. Müzikler, şeyler falan. Bu hisleri kolay değil Kojima yaratıyor. Kadar o anı yaratabilen, yani an yaratıyor çünkü senin için. Daha güçlü bir oyun tasarımcısı yani bana denk gelmedi. Evet. Bir de tabii oyunun şöyle de bir olayı var. Aslında bu modern stealth oyunlarını bir şekilde kurallarını koyabilen oyunlardan bir tanesi. Yani siper sistemi. Tabii ki stealth eskiden de, ondan önce de yapılıyordu ama bunu yaptığı Metal Gear serisinin yaptığı daha sonra çok şey olmaya başladı. Yani taklit de edilmeye başladı. Muhakkak. Pek çok oyunda kullanılmaya başladı. Yani stealth kısmında da bayağı bir katkısı vardır MGS'e. Metal Gear, ilk iki Metal Gear oyunu da stealth girebilir. Yani ilk MSX ve NES platformları için yapılmış olanlar da çünkü zaten başlangıcı onda. Envanter yönetim sistemi falan da vardır mesela oyunların. Şaşırtıcı derece detaylıdır o dönem için. Ve aynı oyun mekaniklerini alıp 98'de yeni teknolojiyle birebir uyarlamayı başarmıştır Kojima. Ben daha önce gerçekten ana oyun mekaniği gizlilik olan ve hiç biliyorsun yanına silah verilmez. Kara çanta operasyonu. Sinek, gittim bu silah sen bulacaksın ha falan derler Sinek'i. İşte on-site procurement yaptım. Başka bir oyun daha önce hatırlamıyorum. Dolayısıyla işte daha sonradan şey yok mu benim ya? Susturucu silah yok muydu ilk? Yoktu, hayır. Yok, onu da sonradan buluyordum. Bir ok işte ration vardı. Evet. Başka bir tane sonar vardı işte. Radar sistemi var. Başka bir şey yok diye hatırlıyorum ben. Ya kaç 20 küsur sene oldu yani. 21 sene olmuş bana şaka bak. Bayağı olmuş. Sonradan Splinter Cell efendim yani şey tabii olarak çok çıktı sonra. Yani. Ve siperden ateş etme mekaniği. Yani bir sipere şey yapıp sırt yaslayıp dönüp bakıp şeye peek yapma falan. Benim zannediyorum daha önce görmemiştim yani ilk o Metal Gear Solid'de gördüğüm öğelerdi bunlar. Bir de herhalde insanların en çok sevdiği şey bence Metal Gear serisiyle ilgili. Hafif böyle bir distopik havası vardır ya oğlum. Bir kere karakterler çok çok güçlü. Yani şu anda herhalde hani say desen akılda kalan oyun karakterlerinin Solid Snake mutlaka bir ilk 5'e girer. İkonik, yani, ikonik bir karakter. Yani çok güzel yapılmış bir karakter. Ve onun tabii oyunlar içerisinde artık yaşlılığını da gördük, gençliğini de gördük, babasını gördük, o kardeşini gördük, amcaoğlunu gördük. Skywalker sülalesi gibi. Evet, sülalesi gibi ama hep o ortada yani. Yani o böyle onu görmediğin zaman böyle hani içinde bir burukluk olan bir karakter. Metal Gear Solid 2'de mesela nedir? Raiden çıktığında millet ayaklandı. Bu ne lan bu? Kim bu? Sümüklüğü mü oynatıyoruz? Tam olarak yapmak istediği şey de oydu kocaman. Yani. Yani Snake'i daha röportajında söylemişti işte. Ya abi ne yaptın sen? Bütün oyunu biz çömez çaylakla oynadık. Bir de üstüne gittin adam anadan üryan soydun. O sahneyi hatırlarsın. Arsenal geriden kaçmaya çalışırken böyle tamam mı? Hani cover ediyor tenasül tarafını. Raiden o sırada bütün böyle full armor şeyle karşılaşıyorsun. Snake'le karşılaşıyorsun böyle. Yani orada sen oyuncu olarak elinde hiç ekipman olmayan tıfıl çömez bir adam ezik. Karşında Solid Snake abi geliyor böyle tam takım falan yani. Ama yapmak istediği oydu zaten şey Kojima'nın. Evet o şeyi söyleyeceğim. Bu hani militarist bir oyun ama bir yandan da içinde anti-militarist bir takım şeyler var. Yani hikayesi aslında sert bir hikaye. Yani çok. Geleceğe yönelik bayağı karanlık bir tablo çiziyor oyun. En gerçekçi gelecek tasvirlerinden bir tanesidir aslında Metal Gear'daki. Bugün yani Hideo Kojima'nın 2001'de kurduğu distopik şeyi biz bugün yaşıyoruz aslında. Aha. Şöyle bir örnek verebilirim bununla alakalı. Metal Gear serisi çıktığı yıldan birkaç sene sonrasını konu alır. Böyle çok öte bir gelecek değil. Yani çok yanlış olmasın ama işte 98'e çıkmış olan oyun işte 2000'li 2010'lu ya da yanlış olmasın o yani çok bir 5-10 sene sonrasını anlatır hep. Benim hiç unutamadığım neden Metal Gear olan bu kadar çok seviliyor ya bir cevap olarak da söyleyebileceğim bir konu bu. Metal Gear Solid 2'de Sons of Liberty'de en insanın kafasını patatese çeviren oyundur kendisi. Oynayan bilir. Sana emirleri veren Albay Campbell bir yerden sonra yapay zeka olduğu ortaya çıkar. Hı hı.
Fakat buradaki yapay zeka aslında bizim oyun evreninde The Patriots olarak bildiğimiz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip ülkelerin ve kendi aralığında anlaşma yapacak ülkenin oluşturduğu bir fon bu. Bunda belli sahipleri var ülkeler bazında. Fakat bu bir yerden sonra Amerika tarafında bir yapay zeka olarak kurgulanmış. Major Zero, yani bizim Big Boss'un da şeyi olan, komutanı olan Major Zero, Revolver Assault gibi karakterler tarafından Philosopher's Legacy'nin dönüştüğü şey işte Patriots. Aslında bu bütün Kuzey Amerika'yı yöneten bir yapay zeka olduğu ortaya çıkar ve bunun sözcüsü olduğu ortaya çıkar albayın. Burada paramedik de aynı şekilde birbirle diyalog halinde sana oyunun arka planını, gerçeği açığa çıkardıkları sahnede der ki biz yapay zeka olarak, bunun geçtiği 2001 bu arada, bu diyalogun geçtiği sene 2001, der ki biz kesinlikle, herkes bizim yapay zeka olarak işte içerik ürettiğimizi zannediyor. O zaman Facebook yok, sosyal medya yok, doğru düzgün bir şey yok. 2001'den bahsediyoruz. Blok abi. Bile neredeyse yok. Blok bile patlamamış. MySpace var mıydı o yıllarda? MySpace var. Olabilir. Hatırlamıyorum olup olmadığını. Ben kullanmıyordum. Tam dotcom krizinin olduğu zaman evet, hiç yoktu yani. Der ki yapay zeka olarak biz içerik yaratmıyoruz insanların göreceği şey. Biz konteksti yaratıyoruz. Yani senin ahlaki değerlerin, senin dogmaların, senin yaşama şeklin, nasıl gözükeceği, nasıl konu, nelerden korkacaksın, nelerden motive olacaksın falan. Kime oy vereceksin? Kime oy vereceksin? Bütün senin sosyal medya yok düşün ama o konteksti yaratan bir yapay zekanın varlığından bugün hepimiz aslında cyborg haline geldik. Akıllı cihazlar bizim uzuvumuz şeklinde. Evet. Yani bugün onlar olmadan yaşayabilir miyiz? Mümkün. Yani modern bir şehirde yaşayabilir. Mümkün de hayat, yani işin orada, bankacılık işlemleri şudur budur. Senin bu cihaz artık şey, her şeyini sahibi. Kolun gibi bir şey. Tabii yani. Ve adam bunu 2001'de aslında bir şekilde seziyor. Bunu diyelim. Sezmenin de ötesine geçip bunun yaratabileceği ve bugün gerçekleşmiş olarak tehditleri zaten o zaman söylüyor. Yani bugün geri YouTube'a bak, yani Facebook'un orijinal kurucularının biz topluma çok büyük zarar verdik, bu sosyal medya olayı çok kötü bir yere gitti dediğini görüyorsun zaten. Tamam mı? Dolayısıyla aslında bizim maruz kaldığımız içerik aslında kontekstin ta kendisi nihayetinde. Ve hani Kojima'nın bunu 2001'de gördüğünü şey yaptı. Şimdi peki buradan yola çıkarak bir 10 sene 15 sene sonra çok daha böyle herkesin birbirine düştüğü, değil mi? Şeylerin, orduların ülke yönettiği. PMC şey özel aslında bugün zaten var. Aslında var, evet. Ya, yani, yani yok değil, var. Yani Guns of the Patriot, yani Metal Gear Solid 4'te Orta Doğu'da da açılır oyun. Orta Doğu'da vekalet savaşlarının olduğu bir şeyde geçer. Zaman dilimde geçer. Zaten yaklaşık Orta Doğu tarihini çok iyi bilmesem de yaklaşık zaten 25 senedir aktif olarak bu private military şirketlerinin cirit attığı bir yer Orta Doğu yani. Yani aslında oyun böyle biraz fantastik tarafı da var. Var. Sanki tabii böyle ki çok gelecekte geçiyormuş gibi görünse de aslında hep böyle güncel şeyleri, meseleleri, güncel konuları, muhakkak güncel sorunları ya da uyarıları yapan bir oyun. Öyle. Yani. Böyle acayip bir şey var. Hani oynuyorsun, Metal Gear Solid 2'den verilmiş şey. Bir tane hani şanslı mıydı neydi? Bir tane kadın vardı. Ateş Fortune. edersin. Fortune. Hani bir şey olmaz, kurşun buradan geçer falan filan. Dersin ki yani ulan çok fantastik bir oyun bu. Vampir var lan. Ha, vampir var. Ondan sonra boss var, kaykayla geliyor falan. Falan ne? Patenle yani, geliyor saçma tamam ulan. Yani. Fantastik bir oyun diyorsun ama alt metini aslında gerçek dünyayla çok şey yapıyor, örtüşüyor evet. Yani. Herifin belki de en büyük ustalıklarından bir tanesi bu. Bir şeyi var. Soyda realism, nasıl çevirir? Hani sözde bilim dediğimiz kısımda Fortune, işte bütün gelen olaya sıkılan kurşunlar sekiyor onları evet. Ama bir tane işte şeyi var. Deflektörü var aslında falan filan. Vampir var, kafasını sıkıyorsun kalkıyor geri falan dersin. Hani bu nasıl gerçekçi oyun falan filan. Fakat tabii burada Kojima'nın kurduğu evrenin içerisinde her bir şeyin, o doğa etüsü gören her bir öğenin aslında bir soyda realistik bir açıklaması var. Var.
Evet. Yani onu da bir çok alakasız bir yere alıp koymaz yani. Hı-hı. Mutlaka bir yerden onu bağlar alıp da. Evet. Ama Metal Gear Solid serisini sevenlerin bileceği üzere her oyunun sonunda veya başında bir yerinde bir kronolojik sıra olur. Yani kronolojik hatta sıra demek de bir kronolojik Metal Gear olayları açıklaması olur. Orada gerçek tarih ile Metal Gear tarihi, oyunun kendi tarihi eşeğe gider böyle, karışık gider. Yani Metal Gear evreni her zaman için güncel olaylardan beslenir o yüzden. Onu söyleyebilirim yani. Peki bir de şeyden bahsedeceğim şimdi. Aslında bazı insanların çok sevdiği, bazı insanların içinde lan yeter bir tarafa su kaçırmışsınız diyebileceği cutscene olayı abi. Yani bu aslında adamın yönetmen olduğunu, aslında film yönetmek istediğini, yönetmen olduğunu değil de evet. Film yönetmek istediğini, aslında film endüstrisinde çalışmak istediğini biliyoruz. Evet. Ama adam bir şekilde oyunlarla ilgilenmiş ve bu isteğini aslında oyunlarla gerçekleşmiş ve bu kadar kompleks, bu kadar uzun, bu kadar çok cutscene'i orada ilk gördüğümüz oyunlardandır. Doğru. Metal Gear Solid'in ilkinde çok yoktu ama ikincisinde yine vardı tabii. Ama ikincisinde yani sonrakiler oyunlardaki mesela bırakın da oynayalım lan. Dördüncü oyunda ben hatırlıyorum ki evet. Kontrolör yani 5-6 kez kapanırdı. Evet. Gitmiyor çünkü. Yani 45 dakikalık, 50 dakikalık. 50 dakikalık aralar vardı. Sen nasıl görüyorsun bir kere onu söyleyeyim. Hani cutscene hep severiz. Cutscene'le bir şey anlatılması özellikle hikayeli oyunlarda hoş bir şeydir. Yani seni havaya sokar, bir şeyler anlatır falan da. Hani gerçekten bazıları çok seviyor bunu, bazıları çok sevmiyor. Sen seviyorsundur diye ben düşünüyorum. Ben seviyorum ama bu benim kendimle alakalı bir şey. Cutscene nasıl yapılır kuralını koyan adamlardan bir tanesi yani. Kesinlikle. Şöyle bir de o yıllardan bir bakalım istersen abi. Şöyle ben şeyi çok severim. CGI ara sahneleri. Aha. Yani ve bu PlayStation ilk PlayStation neslindeki teknik yetersizliklerden dolayı bir oyunun oynadığın oyunu anlatacak bir hikayesi varsa bunu ağırlıklı CGI olarak CGI olur. Tabii şu anda hepsi oyun motoruyla yapılıyor. Tabii tabii. İhtiyaç kalmadı eskisi gibi. Eskiden CGI çok... Belki işte Final Fantasy hala yüksek kaliteli ve Blizzard oyunlarında yüksek kaliteli ara sahneler devam ediyorlar ki devam etsin zaten. Bayılıyorum hepsine. Ama Metal Gear dikkatini çekiyorum. Metal Gear'daki tüm ara sahneler kendi oyun motoruyla yapılmıştı. Evet. PlayStation 1 versiyonu dahil buna. Evet. Kötü grafiklerle. Ben şunu soruyorum. O kadar kötü çamur gibi grafiklerle böyle bir dramayı nasıl yaratıyorsun? Bir, seslendirme sanatçılarının başarısı. Evet. İki, metinlerin çok özenli yazılmış olması. Diyalogların çok iyi. Bu arada ses sanatçının çok başarılı olduğunu söylemiş miydin? Bir daha söyleyeyim bunu. Müzikler. Müzikler. Yani arkadan hepsi bir araya gelince. Hepsi bir araya gelince izlemekten müthiş keyif alacağın. Şimdi Metal Gear Solid serisini sevmeyen bir insanı veya... Bence sevmeyen bir insan mutlaka doğru zamanla tanışmamıştır diye düşünüyorum. Evet. Yani fiction, kurgu seven herhangi birini bence sevebileceği, herkesin sevebileceği bir hikaye Metal Gear. Karmaşıktır doğru ama alameti farikası Metal Gear serisinin bu ara sahneler. Şimdi ben kendi kişisel olarak söylüyorum bunu. Bir genel geçer gerçeklik olarak değil. Yani ben ne zaman ara sahne girecek diye böyle hani deli gibi heyecanlanırım Metal Gear oyunlarında. Yani her Metal Gear girsin oyununda istersin, ya girsin ya çünkü bir şey olacak yani bir yerde bu CVG'nin patladığı yer Metal Gear oyunlarında hep ara sahneler olur. Yani onu ara sahnenin devamı olarak şeyin sonunda Guns of the Patriots'ın sonu oynadıysan hatırla abi yani hem ara sahne devam ediyor hem sen oynamaya devam ediyorsun oyunu. O sahnelerin sana yaşattığı böyle bir abi bir heyecan fırtınasını hatırlayabiliyor musun? Yani adrenalin. Sonunda işte bizim Solid Snake artık yaşlanmış, bitmiş, bütün radyoaktif alan içinden sürünerek giderken yukarıda hani senin olduğun gemiyi savunma aşamalarını görüyorsun. Yani böyle bir drama, böyle bir kurgu. Başka bir oyunda görmedik bugüne kadar. Yani başka bir interaktif, etkileşimli yazılımın içinde görmedik yani. Bu da Hideo Kojima'nın ara sahne yapımında ilk zamanlarından son yıllarını ne kadar büyük bir aşama kaydettiğini gösterir bize. Her zaman kaliteliydi ara sahneler. Her zaman hikayenin en önemli parçalarını zaman zaman da gameplay'e de sarkıtarak bu biraz önce verdiğim örnekteki gibi yapardı. Phantom Pain'de ise hiç yoktu. Bu sefer de hiç yoktu. Evet. Zaten açık Phantom dünya... Pain... bütün Metal Gear oyunları bir yana, Phantom Pain, Metal Gear 5 bir yana. Hepsini ayrı bahsetmemiz gerekir bunlardan. Bir açık dünya olunca tabii ister istemez hikaye anlatımı biraz sekteye
lineer gibi olmuyor. Olmaz tabii. Ne olursa olsun. Tabii. Yani doğru. Çünkü oyuncuyu kendi başıboş bırakıyorsun bir noktada. Yani hikaye, ister hikaye gider, isterse 10-15 kez kale basar. Tabii. Adamı kendi haline bıraktığın için orada o konsantre havayı open world'lar çok fazla veremiyor kesinlikle. Zaten. Yani hep lineer, bugün hikayesi çok kuvvetli oyunlar dediğimiz hep lineer oyunlar. İşte Last of Us'tı bilmem ne. Hep lineer oyunlardan bahsediyoruz. Doğru. Orada açık dünyanın öyle bir sıkıntısı var gerçekten. Var, hatta işte ya benim son dönemde ayılav ayılav oynadığım Red Dead Redemption 2'de bile yani yani görevler lineer. Evet. Sonra görev bitti mi? Bitti abi. Sonra hadi açık dünya geçelim yani, modu var yani. Geyik avla bilmem ne yap. Bu yani açık dünya açık ayrı dünya, bir oyun. Evet. Görev ayrı bir oyun gibi. Aynen öyle. İkiye ayrılıyormuş gibi oluyor. Aynen. Evet abi. Ağzına sağlık. Teşekkür mutlaka ederim. Mutlaka değinmediğimiz şeyler vardır arkadaşlar. Yani ama bana sen yol ver. Ben 48 saat anlatayım. Yani müziklerinden de bahsettik. Cutscene'lerinden de. Zaten hani şimdi şey heyecanlandırıyor insanı bu yeni Death Stranding için. Çok çok yani heyecanlıyız. Yani herif acaba kaç saat cutscene yaptı diyorsun. İçinden geçiriyorsun yani. Bitirirken komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi Metal Gear serisi bir kere yarım kaldı. Zaten Konami ile Kojima bir tuhaf ayrıldı. Evet. Böyle bir garip, bir alacakaranlık kuşağı gibi bir durum var. Phantom Pain dediği de bence bize oyuncular içinde kalan yarım kalmışlık hissi. Hı-hı. Hani Pain var ve Phantom yani. Hani nereye gitti lan hikaye falan olduk yani evet. Sonunda. Neyse. Biz sağdan soldan kompleye çok sevdiğimiz için Sinan falan, evet. Volkan. Abi ara hakikaten şeyi bulduk birkaç yer kazıya. Death Stranding Metal Gear Zero abi. Diyorsun. Ya çok fazla öğe bulduk bununla alakalı. Son E3'te biz eminiz abi öyle bir ikna etmişiz kendimizi abi. Adam çıkacak, reveal edecek. Diyecek ki biz Konami ile de zaten Shack'ten ayrıldık falan. Yani bak kafaya bak. Yani çok Metal Gear oynayınca böyle oluyor. Kopamıyorsun oyunun, devam etsin istiyorsun. Death Stranding'in işte bilen Sarov'un hikayesini anlattığı falan şeyinden yola bir sürü de şeyi buluyorsun kendini ikna edecek falan. Belki çıkabilir hala bilmiyorum ama benim umudum kalmadı. Ama Death Stranding yani gümbür evet. Merak içinde geliyor yani. Bunlar biliyorsun telif hakları, çok şey, paralar, çok milyon şey. Dolarlar, hukuki şeyler falan yani. Onlar o çok romantik bir düşünce bu. İşte biz de romantik insanlarız abi. Sevdiğimiz oyun olunca. Realistik olunca o tosluyorsun yani. Tabii. Çünkü gidelim gerçek biz. Dünyadaki o Konami'nin o avukat ordusu umurunda değil Kojima'nın sevilmesi. Falan filan. Öyle bir şey. Evet arkadaşlar, siz de lütfen bizim övmediğimiz kısımlarına ya da tabii sevmiyor da olabilirsiniz. Tabii. Neyi sevmiyorsanız. Sevmeyen de sevmez abi. Neden sevmenizi yazın arkadaşlar. Çok sağ ol abi. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Görüşmek üzere.